Selamun aleyküm arkadaşlar. Akademi Eğitim kanalına hoş geldiniz. 5. sınıf Hazreti Muhammed'in hayatı dersi 2. dönem 1. yazıda hazırlık videosuna hoş geldiniz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşlar, videonun hızı sizler için hızlıysa veya yavaşsa oynatma hızından bu hızı ayarlayabilirsiniz. Yazılı hazırlık videolarımıza, ders videolarımıza da oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Haydi bismillah dersimize başlayalım. Tavsiye ve önerilerinizi videonun altında yorumlarda yapabilirsiniz arkadaşlar. İlim öğrenmek kadın erkek bütün Müslümanlara farzdır. İlim öğrenmek kadın erkek bütün Müslümanlara farzdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifi söylemiş. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız. Peygamberimizin güzel ahlakının temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Ayşe annemize peygamberimiz hakkında soruyorlar. Arkadaşlar, onun ahlakı nasıl? Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Buyuruyor. Yani peygamberimizin ahlakı elbette ki Kur'an ahlakı, buna D diyoruz. Peygamberimizin güzel ahlakının temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. D. Bu D biraz, evet, fare takılı kaldığı için şöyle arkadaşlar, D dedik. Peygamberimizin doğmadan önce babasını, doğduktan sonra ise annesini kaybetmiştir. Evet arkadaşlar, doğmadan önce babasını kaybediyor. Babasının mezarını ziyaretten dönerken de annesini kaybediyor. Peygamberimizin kulun Rabbine en yakın olduğu anın secde ettiği an olduğunu söylemiştir. Evet, kulun Rabbine en yakın olduğu an secde ettiği andır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söylemiş. Arapçada temizlik kelimesinin karşılığı salat demektir. Arapçada salat arkadaşlar namaz demek yani. Temizlik kelimesinin anlamı ise nazafe, nazif arkadaşlar. En nazafetü minel iman. Nazafe, onu da yazalım buraya. Nezafetün. Nezafetün. Şayet bu da sınavlarda karşınıza çıkarsa arkadaşlar, temizlik. Kişinin gösteriş yapmak için yaptığı davranışlara ibadet denir. Yani arkadaşlar, ona riya denir. İbadet ise Allah'a karşı şükran borcunu yerine getirmeye denir. İbadet, kulluk. Bu yanlış. İslam dini eski ve yamalı elbise giymeyi değil, pis ve kirli elbiselerle gezmeyi yasaklamıştır. Yani elbette arkadaşlar, kişinin parası yoksa yamalı elbise giyebilir ama Allah verdiği zenginliği kulun üzerinde görmek ister. Yamalı elbise giymeyi İslam yasaklamamış. Pis ve kirli elbiseler ile gezmeyi yasaklamıştır. Arkadaşlar bu doğru. En faziletli amel vaktinde kılınan namazdır. Elbette doğru. Namazı vaktinde kılınız diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin az sözle çok şey anlatma özelliğine Hatemül Enbiya denilmiştir. Arkadaşlar bu yanlış. Hatemül Enbiya peygamberlerin en üstünü. Hatem, mühür arkadaşlar. Peygamberlerin mühürü. Enbiya, Nebi'nin çoğulu. Enbiya peygamberler demek. Peygamberin çoğulu. Hatem de mühür yani. Peygamberlerin en üstünü anlamında arkadaşlar. Bu yanlış. Çok az sözde çok şey anlatma özelliğine ise arkadaşlar, Cevamiül Kalim. Cevamiül Kalim. Şöyle yazalım arkadaşlar. Cevamiül Kalim. Sınavlarda karşınıza çıkarsa bu şekilde az sözle çok şey anlatmak. Peygamberimizin Allah'tan aldığı bazı emirleri insanlara aktarmak istememiştir. Buraya dikkat edelim, istememiştir. Öyle bir durumu yok arkadaşlar. Allah'tan hangi emir aldıysa insanlara direkt ulaştırıyor. Tebliğ görevini yerine getiriyor. Yanlış. Peygamberimiz sokakta gördüğü çocuklarla şakalaşmaktan kaçınmış ve uzak durmuştur. Hayır, bilakis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara karşı çok sevecen ve yakındı. Onlara iyi davranırdı. Aşağıdaki kavramları ilgili oldukları cümlelerin başına yazınız. Şimdi riya, öksüz, Habibullah, tebliğ, yetim, israf, ihlas. Şimdi bunları, Allah'ın vermiş olduğu nimetleri ihtiyaçtan fazla tüketmek ve gereksiz yere saçıp savurmak arkadaşlar israftır. İsraf. Babası olmayan kişiye verilen isim ise yetimdir arkadaşlar. Babasını kaybetmiş kişiye yetim denir. Allah'a olan sevgisinden dolayı peygamberimize Allah'ın sevgilisi anlamında verilen isim Habibullah'tır. Habibullah, Allah'ın sevgilisi anlamında. Habibullah. Halilullah ise arkadaşlar dostu demek. Halilullah. Habibullah.
Peygamberlerin Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara olduğu gibi aktarmalarına verilen isim arkadaşlar tebliğ görevidir. Tebliğ. Tebliğ. Kişinin bir ibadeti çıkar için değil, Allah'ın rızasını gözeterek yapmasıdır. Arkadaşlar bu ise ihlas. İhlas. Allah hepimizi ihlaslı olanlardan eylesin. Riyadan uzak eylesin. Peygamberimizin küçük şirk ve gizli şirk olarak isimlendirdiği kavram. Bu da arkadaşlar küçük şirk ve gizli şirk olarak isimlendirdiği kavram ise riya, yani gösteriş. Riya. Geldik. Annesi olmayan kişiye verilen isim ise arkadaşlar öksüzdür. Annesi olmayan kişiye verilen isim öksüz. Aşağıda verilen isimler ile ilgili oldukları özellikleri ok işareti ile eşleştiriniz. Burada 3 tane hurma ağacını taşlayıp meyve yediği için peygamberimizin uyardığı çocuk, küçük yaşta imam olan sahabi, küçük müezzin olarak bilinen sahabi. Ebu Mehsure arkadaşlar, Mahzure küçük yaşta müezzin olarak bilinen kişi. Evet, Ebu Rafi ise arkadaşlar hurma ağacını taşlayan kişi. Amr bin Seleme ise küçük yaşta imam olan sahibi. Bunlarla alakalı şöyle küçük bir açıklama yapayım. Ebu Mahzure arkadaşlarıyla birlikte toplanmış Yahudilerden birisinin çocuğuydu. Ezanla, hani arkadaşlar bunu ezan okutuyor, alaycı bir şekilde ezan okuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu işitince çağırttırıyor. Yanına geliyor. Oraya gelen çocuklardan hangisinin ezanla dalga geçtiğini de bilmiyor. Yani ezan okutturuyor hepsine sırayla. İşlerinden birisi güzel oluyor. Sesinin güzel olduğunu fark ediyor. Ezan okuyan Ebu Mahzure ona ezan okutturuyor. Pek istemese de Ebu Mahzure bu ezanı okuyor. Pek bundan hoşnut kalmıyor. Çünkü Müslüman değil. Peygamberimiz bunu ödüllendirince o da sonradan İslam'a kalbi ısınıyor ve Müslüman oluyor. Hatta bir rivayete göre işte o Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını okşadığı için kendini sevdiği için o saçları işte bu saçları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevdi diye kesmemiş. Amr bin Seleme ise arkadaşlar küçük yaşta imam olan sahabi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere vardığında orada içinizde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun deyince Amr bin Seleme 6 yaşlarında işlerinde en iyi Kur'an okuyan o. Kur'an'ı okuyan en iyi olduğu için küçük yaşta imam oluyor. Ebu Rafi ise işte hurmayı taşlıyor. Tabi buna kızan işte hurmanın sahibi peygamberimizin yanına tutup getiriyor. Peygamberimiz olayı tabi şey kızgın, hurmanın ağacının sahibi kızgın. Ona neden yaptığını soruyor. Sadece yemek istedim diyor. Hani taş atıp düşürüyor. Sadece yemek istedim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani bir kişiye hemen kızmak yerine hani olayın sonucunu araştırmış. Bundan sonra diyor şeye taşlama yere düşenlerden ye sadece. Yani şefkatli bir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefkatli biri çocuklara karşı bu daha da belirgin. Bu şekilde arkadaşlar bunlarla kısaca bir açıklama yapmış olduk. Peygamberimizin kimlere iki reyhanım yani reyhan çiçek arkadaşlar kim tabii ki torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin arkadaşlar iki reyhanım dediği Hazreti Ali Hazreti Fatıma Ali damatı Fatıma kızı bunlar arkadaşlar Hatice Hazreti Hatice eşi Ebu Talip Hazreti Hamza Hazreti Ebu Bekir yani bunlar değil Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Peygamberimizin yukarıda sözüyle neyi ifade edilmiştir? Hadis ey amca sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölüp giderim. Yani sağ elime, yani bütün dünyayı önüme serseler neyden arkadaşlar amcasını dinlemeyeceğini, hayır davasından asla taviz vermeyeceğini cevabımız arkadaşlar ortaya çıktı. Dininden vazgeçmeyeceğini, müşriklerle anlaşacağını, hayır davasından asla taviz vermeyeceğini. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin kız torunlarından biridir? Fatıma peygamberimizin kızı arkadaşlar. Hatta peygamberimizin çocuklarından bahsetmişken Hazreti Fatıma radıyallahu anha yani peygamberimizin kızlarından peygamberimizden sonra vefat eden tek çocuğudur arkadaşlar. Diğer 7 çocuğu
altısı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce vefat etmiştir. Zeynep, Rukiye Peygamberimizin kızları, Ümame Peygamberimizin torunludur arkadaşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarından bahsetmişken Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatma, Abdullah, İbrahim. Arkadaşlar 7 çocuğundan 6 tanesi Hazreti Hatice annemizden, bir tanesi ise İbrahim Mısırlı Mariye'den. Yani 6'sının annesi Hazreti Hatice annemiz, bir tanesi Mısırlı Mariye'den. Peygamberimizin diğer eşlerinden çocukları olmamış. Bu da bir dipnot olsun. Ben Allah Resulüne 10 yıl hizmet ettim. Yaptığım bir işten dolayı niye böyle yaptın veya yapmadığım bir şey için niye böyle yapmadın dediğini hiç hatırlamıyorum. Bu yukarıda söz hangi yukarıdaki söz hangi sahabiye aittir? Ali bin Ebi Talip, Enes bin Malik, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunan Enes bin Malik. Hatta şöyle bir şey var. Hicretten sonrasında Medine'de arkadaşlar Enes bin Malik ve ailesini Peygamberimizin akrabalarından zannederlermiş. Yani hani o kadar hani onların hizmetinde bulunan hizmetçilerinden ziyade onun akrabalarından, yakın akrabalarından biri zannediyorlarmış. Allah Resulü'nün çok sevdiği kızlarından birisidir. Peygamberimiz o evine geldiği zaman hemen hoş geldin diyerek ayağa kalkar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Kim arkadaşlar? Hazreti Fatıma radıyallahu anh. Elbette diğer kızlarını da seviyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi maddi temizlik çeşitlerinden biri değildir? Maddi temizlik çeşitlerinden değildir. Bu tarz sorularda şunlara dikkat edelim. Ağız ve diş temizliği maddi temizliktir. Çevre temizliği maddi temizlik. Beden ve elbise temizliği arkadaşlar maddi temizlik. Kalp temizliği manevi temizliktir arkadaşlar. Evini temiz tut. Misafirin ne zaman geleceği belli olmaz. Kalbini temiz tut. Ölümün ne zaman geleceği belli olmaz. Arkadaşlar her an yani evimiz temiz olacak. Yaşadığımız alan temiz olacak. Ne zaman misafir geleceği belli olmaz. Kalbimiz temiz olacak. Evet, ölümün ne zaman geleceği belli olmaz. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn. Ölüm sana yani yakîn olan sana gelinceye kadar, ölüm sana gelinceye kadar Rabbine kulluk et diyor ayet-i kerime. Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır. Yukarıdaki hadiste vurgulanan temizlik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Ağız ve diş temizliği, çevre temizliği, beden ve elbise temizliği, el ve elbise temizliği, kalp temizliği. Yani yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır. El temizliği diyor arkadaşlar. Şıklarda gördüğünüz gibi elden bahseden beden, el ve elbise temizliği. Kalp değil, ağız değil, çevre temizliği değil. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin namaz ile ilgili sözlerinden biri değildir? Namaz ile ilgili sözlerinden biri değildir. Dinin direği, namaz dinin direğidir. Evet arkadaşlar bu var. Cennetin anahtarı, Es-salatu miftahul cenne. Gözümün nuru, İslam'ın köprüsü. Namaz dinin direğidir arkadaşlar. Cennetin anahtarıdır. İslam'ın köprüsü, gözümün nuru. Gözümün nuru, evet namaz gözümün nuru, İslam'ın köprüsü. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk ameli aşağıdakilerden hangisidir? Namaz. İslam'ın 5 şartı vardı. Burada 4'ünü vermiş. Biri de kelime-i şehadet getirmek. Burada İslam'ın şartlarını da dile getirmiş olalım. Kelime-i şehadet diğeridir arkadaşlar. Oruç, Ramazan ayında. Hac, zengin olanlara. Zekat, zengin olanlara. Bunlar arkadaşlar oruç hem oruç bedeniyle yapılan hac hem bedeniyle hem mal ile namaz bedeniyle yapılan zekat mal ile yapılan bir de kelime şehadet var ilk olarak şehadet İslam'ın 5 şartından birisi bunu da burada dile getirmiş olalım diğer derslerde size faydası olur evet vallahi bunu Müslümanlardan uzaklaştıracağım. Onlara zarar vermesin dedi. Bu sebeple cennete konuldu. Yukarıda hadiste kişinin cennete girmesine sebep olan hangi temizlik anlayışı olur? Bu adam yüzünden bir ülkede arkadaşlar uzaklar onlara zarar vermesin dedi. Bu sebeple cennete konuldu. Şurada arkadaşlar PDF formatına çevirdikten sonrasında yazı gittiği için bir adam yol üzerinde bir yani yol üzerinde duran bir taşı sanırım şey yaptı. Vallahi bunu Müslümanlardan uzaklaştıracağım. Onlara zarar vermesin. Evet.
Müslümanlardan uzaklaştıracağım. Yol üzerinde durulan bir şeyi yol kenarına alıyor işte. Taş olabilir. Bu çevre temizliği arkadaşlar cevabımız. Yani şuradaki metin biraz çıkmamış ama çevre temizliği Müslümanlara zarar vermesin diye uzaklaştıracağım diyor. Burada yol ifadesini görünce evet hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerine bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle diye belirlemiştik. Hac suresi 26. ayette. Yukarıdaki ayette vurgulanan temizlik çeşidi hangisidir? Bakın arkadaşlar bana hiçbir ortak koşma, evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle. Ev temizliği yani hani çevre temizliği, manevi temizlik, beden temizliği, elbise temizliği, arkadaşlar çevre temizliğinden bahsediyor bu ayeti kerime. Peygamberimizin namazı kılışı ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir? Namazı tek başına kılarken uzatırdı. Evet yani hatta böyle secdede yani baya bir uzun kalırmış. Ayşe annemiz acaba başına bir şey mi geldi diye tereddütte düşermiş arkadaşlar. Cemaatle kılarken kısa tutardı. Eftal olan bu zaten arkadaşlar. Arkada yaşlı olabilir. Dayanamayacak olabilir. Abdestini uzun süre tutamayan olabilir. Bu sebepten dolayı kısa tutmak lazım. Namazdan önce safları düzeltirdi. Evet, bu sünnet olan bir davranış. 5 vakit namazı asla geciktirmezdi. Arkadaşlar bunların dördü de var cevaplarımızda. Peygamberimizin yukarıdaki duasına vurguladığı temel husus hangisidir? Allah'ım senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah'ım senin sevgini bana, kendimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. Şimdi arkadaşlar burada vurguladığı dua toplum sevgisi, eş sevgisi, çocuk sevgisi, Allah sevgisi. Neyden bahsediyor? Allah sevgisinden bahsediyor. Hep Allah'ım bak seni Allah'ım senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah'ım senin sevgini bana kendimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimliyle. Yani her şeyden daha sevimliyle Allah sevgisinden bahsediyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Resulüm, senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Biz sizi birbiriniz için imtihan konusu yaptık. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Bir dakika arkadaşlar. Aşağıdakilerden yanlış beşeri devlet başkanı günahsız olması ilahi. Arkadaşlar bu soruda bir mantıksızlık şöyle seziyorum. Resulüm senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Biz sizi birbiriniz için imtihan konusu yaptık. Burada bir saniye bir daha okuyalım sorumuzu. Resulüm senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Biz sizi birbiriniz için imtihan konusu yaptık. Yani burada yanlış bir davranıştır yerine yani burada bahsedilen arkadaşlar beşeri bütün peygamberler şüphesiz yemek yerler. Yani beşeri olması yani normal insanlar gibi olması cevabımız bu ama sözü edilen davranış hangisidir dese arkadaşlar olacak. İlahi günahsız olması. Evet peygamberler günahsızdır ama burada günahsızlıkla alakalı bir şey yok. Sorunun kalıbında bir hata var. Cevabımız A şıkkı ama sözü edilen davranış arkadaşlar peygamberlerin beşeri olması. Yani hani aslında normal insanlar gibi yemesi, içmesi, evlenmesi. Yukarıda yukarıdaki sözüyle peygamberimiz bizlere hangi yönü vurgulanmak istenmiştir? Yukarıdaki sözüyle peygamberimiz bizlere hangi yönü vurgulanmak istemiştir? Ben ruhbanlıkla emrolunmadım. Evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi Ramazan ayı dışında tutmadığım da olur. Yani ben de normal insanlar gibi uyuyorum, ibadetimi yapıyorum. Normal insanlar gibi işte Ramazan'ın haricinde sürekli oruç tutmuyorum. Arada tutuyorum, arada tutmuyorum.
Burada hani insan olması özelliği vurgulanmak istemiştir arkadaşlar. İbadetle alakalı bir şey vurgulanmamış. Peygamberlikle, aile babasıyla alakalı, bakın çocuklarından hiç bahsetmiyor. Cevabımız D şıkkı. Dediğim gibi bu soruda birazcık bir mantık hatası sezinledim ben. Ondan dolayı söz edilen davranış peygamberimizin beşeri olması dedik. Sorunun kalıbında bir hata var. O bizi biraz tereddüte düşürdü. Arkadaşlar, videolarımızı oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Videomuzun sizler için yararlı olduğunu düşünüyorsanız like atmayı unutmayalım. Beğenelim arkadaşlar. Tavsiyelerinizi, önerilerinizi de videonun altında yorumlarda yaparsanız memnun olurum. Elimden geldiği sürece sizlere faydalı olacak içerikler üretmeye çalışacağım. Bu İngilizce ile alakalı olur, din kültürü ile alakalı, Arapça ile alakalı, farklı derslerle alakalı, Kur'an dersleri ile alakalı. Tabii vaktim el verdiği sürece, yani hani bunları yapmak biraz zaman istiyor, boşluk istiyor. Her zaman böyle sürekli yoğun, hani çalışma içerisinde olamıyoruz. Günlük hayat içeri koşturmacasında arkadaşlar. İnşallah sizler için bunlar faydalı oluyordur. Kanalımızı arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz memnun olurum. En güzel notlar sizlerin olsun. İnşallah bütün derslerinizden 100 alırsınız. Derslerinizde başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınava girmeden de şu duayı okumayı unutmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikna bis Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikna bis salihin. Ya da arkadaşlar, bunu bilmiyorsanız İnşirah suresini okuyabilirsiniz. Tabii ki en güzel dua çalışmak. Çalıştıktan sonrasında da Allah'a tevekkül etmek arkadaşlar. Çalışmadan dua etmek de olmaz. Ayet-i Kerime ne diyordu? Ve elleyse lil insani illa ma sa'a. Kişi için ancak kendi çalıştığının karşılığı vardır. Bunu söyledikten sonra dersi bitirelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İlel liqa ma'a selame fi emanille. Görüşmek üzere arkadaşlar.